Sana evlilik tecrübesi olan profesyonel bir danışmanın profesyonel yardımları lazım. Para mara vermem. Hemen gözlerini pörtletme öyle. Tamam, senden kar almayız. Maliyetini hallederiz. Ama yarısını şimdi, yarısını iş bittikten sonra. Bana bak, sana ben bacanak indirimi de yaparım. Ama yok, ben para mara vermem. Cimri herifin tekiyim. Para benim için karımdan daha önemlidir. Ben kendi başımın çaresine bakarım diyorsan orasını bilmem. Tamam. Kaç para istiyorsan veririm. Yeter ki yeşil gözlüm evine dönsün. Ya çocuk hevesini alsın sonra götürürüz. Bunun kullanma kılavuzu falan var değil mi evladım? Tabii. Hepsi var burada. Tamam evladım. Sen bunların hepsini bizim toruna öğret, öyle git. Aa, gerek yok Bahriye teyze, ben öğretirim. Gerek yok tabii ya. Semih bugün yarın gelir, o halleder. Semih benim küçük oğlan. Almanya'da mühendislik okudu da... ...üniversite bitirmiş adam. O halleder, hepsini halleder. Yeşil gözlüm, seni seviyorum. Çünkü en güzel zamanlarımın sahibisin. Seninle geçirdiğim kısacık anlar bile unutulmaz oluyor. Bitmesin istiyorum. Ya yoksa? İşte o zaman akmaz oluyor dakikalar. Bir işkenceye dönüşüyor zamana katlanmak. Gel evimize, gel. Ceren'cim gel. Gel, sana bir sürprizimiz var. Ne sürpriz anne? Babaannenin arkasında. Hamburgerse istemiyorum. Hiç iştahım yok. Hayır teyzeciğim, hamburger değil. Çok sevineceğim bir şey bu. Senin en çok istediğin şey neydi kızım? Yoksa... Bahriye çekilsene artık. Çekil. Neden aldı sana Ceren'cim? Bu benim mi yani? Senin. Yaşasın! Benim de bir bilgisayarım var artık. Seni çok seviyorum dedeciğim. Baba, bil bakalım dedem bana ne aldı? Dedenin ne aldığını boş ver kızım. Bil bakalım baban sana ne aldı? Ne aldı? Bilgisayar. Aa, ne kadar küçükmüş. Oyuncak mı? Yok kızım, oyuncak değil. Daha doğrusu ben bilgisayarı parça parça almaya başladım. İşte bu da ilk parçası olan küçük, sevimli, güzel bir mouse. Zahmet etmişsin. Burada tamamı var. Bu da nereden çıktı? Dedem aldı. Canım dedeciğim. Canım torunum. Ben seninle sinemaya gelemem. Gelemez misin? Yani bugün gelemem. Çünkü son anda çok önemli bir işim çıktı. Bir de yarın sınavım var, ona çalışmam lazım. Ya. Kusura bakma Hasan. Başka sefer gideriz. Peki, olur. Ah canım, evladım nerelerdeydin? Oh. Öpeyim anneciğim. Oh, canım hoş geldin. Babacığım. Öpeyim mübarek elimizi. Canım yavrum, sen nerelerdesin ya? Öyle haber vermeden gidilir mi hiç? Gözlerimiz yollarda kaldı. Merak ettik çocuğum, nerede kaldın? İzmir'de çok önemli iş bağlantıları yaptım anneciğim ve babacığım. Bundan sonra telefonlarımız hiç susmayacak. Aferin oğlum be. Abinden hayır yok. Bari hiç olmazsa işleri sen çekip çeviriver. Çok affedersiniz, birden ayağım takıldı. Üstünüzdekini de mahvettim, pardon. Daha dikkatli yürüyebilirsiniz yani. Ay aman, kaza oldu işte, özür dileriz. Şimdi git bakalım sinemaya. Aman ay neyse ki yeni aldığım kıyafetlerim yanımda. Ne şans. Yeni kıyafetler mi? Ben hemen üstümü değiştirip gelirim. Tabii. Anneciğim nasılsınız? Sağ olun. Tankut mu? Evet, o da burada. Bir saniye. Beni Seninle karım arasında bir seçim yapmaya zorlarsan sonuçlarına katlanırsın anne. Zorlama beni diyorum. Lütfen zorlama. Nasıl da etkilendi bu asi tavrımdan. Tamam. Bunu sen istedin anne. Ben karımın tarafını seçiyorum. Senin tarafını asla seçmem. Ben karıma aşığım anne. Kalbim sadece onun için çarpıyor. Tamam. Öyleyse beni bir daha böyle zık pırt arama. Tankutcuğum. Efendim Yeşilgöz. Annen telefonda. Biliyorum hayatım. Ben de onunla konuşuyorum zaten. O telefonda değil canım. Bu telefonda. Alo. Alo anne. Konuş bakalım deminki gibi. Ben iyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ben sakinim abla. Aa, bir Tankut'u dövmediğin kaldı. Bence çok abartıyorsun İpek. Hiç de abartmıyorum abla. Bunu beni kırmadan önce düşünecekti. Vazo kırıldıktan sonra eskisi gibi olmuyor. Şimdi çok iyi yapıştırıcılar çıktı İpek. Biliyorsun oluyor. Abla istemiyorum. İpek canım bak fazla nasıl aşık usandırır. Ne olur inat etme. Bir şey yok canım kurur o şimdi. Ben asla böyle sinemaya falan gidemem. Gidersin canım gidersin. Ay çok kötü görünüyor. Genç bir kıza hiç yakışmaz böyle pis pis dolaşmak. Sen sussana yeşil kafa. Aa sen bilirsin biz uyaralım dedik. Tutamamış da üstüne yapmış gibi duruyorsun böyle. Ay ben eve gitmek istiyorum. Dur bekle ben de geliyorum. Sen nereye? Yeni aldığı kıyafetleri mahvoldu. Onu böyle bir günde yalnız bırakamam. Bunalıma girer şimdi o. Hadi gidelim. Hadi. Sinemaya? Ha. Sonra gideriz. Ulan senin gibi bir bermen olmaz. Dur bana kız ne yapıyorsun lan? Oğlum var kazası. Hayır kızım. Hadi. Hadi yapma. Hadi. Topla kendini bacanak. Daha son kozumuzu oynamadık ya. Ya acaba hiç oynamasak mı? Olur mu öyle şey? Ama bu çok ağır bir sorumluluk. Ben buna hazır değilim. Başka türlü İpek'i ikna etmen imkansız. Gerçekten başka yolu yok mu? Yok. Bu sefer çok fena kızdırmışsın. Ancak bu şekilde yumuşar. Ya. Ya. Yoksa ona gerçekten aşık değil misin Tankut? Olur mu öyle şey? Tabii aşığım. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Güven bana. Pişman olmazsın. Hem yuvanıza yeni bir heyecan gelir. Ne oldu şimdi? Ya ne olacak? Kaçtığımız gibi bir fırsat. Çok acıyor mu çaça? Gel abicim, sinemaya biz ikimiz gidelim. İkimiz mi? Evet. Tamam, gidelim Dombili. Belki sinirim geçer. Yine de şu kızları arayalım da belki fikir değişmiştir. Hangi filme gidiyordunuz? Senin sınavın yok muydu? Aman canım, sinemadan sonra çalışırım. Hem zaten o kadar zor bir sınavda değildi. Tamam o zaman. Rafi, sen otur biraz daha bir şeyler iç, tamam mı kardeşim? Rafi geliyorsun değil mi? Mısırlar benden. Madem ısrar ettiniz, geleyim bari. Kim ısrar etti kardeşim? Hadi bakalım, geç kalacağız, yürüyün. Çaça, bu bir çıkma sayılır mı? Sayılmaz abicim, 3 kişi çıkar mı hiç? Ulan Rafi, öldüreceğim seni, saçını başını yolacağım. Öldüreceğim seni. Gelmeyecek. Gelecek. İşte geldi. Hulya, hadi biz de odamıza gidelim. Genç aşıkları bu önemli karar arifesinde yalnız bırakalım. Gidelim Kadir. Hadi Hulya, gidelim. Evet Tankut, seni dinliyorum. 2 dakikan var. Çocuğumun annesi olur musun İpek? Ne? Çocuğumun annesi olur musun diyorum. Sen ciddi misin? Evet yeşil gözlüm. Hiç olmadığım kadar ciddiyim. Seni affedeyim diye söylemiyorsun değil mi Tankut? Beni Kadir eniştenle karıştırma yeşil gözlüm. Daha önce her konuda olduğu gibi bu konuda da bencillik ettiğimi biliyorum. Ama inan artık daha dikkatli olacağım. Çünkü seni kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaparım. Canımı bile veririm. Sen canını verme Tankut. Ben sana bir can veririm. Çocuğunun annesi olurum. İpek. Tankut. Yeşil gözlüm. Neniz var sevgili babacığım? Yok bir şey evladım. Zat-ı âllerinizi bugün biraz sıkıntılı ve üzgün görüyorum. Hayırdır inşallah. Yok bir şey, yok bir şey. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen babamla eski Türk filmlerindeki gibi? Babam o kadar yaşlı mı? Buna saygı denir abi. Ama sen nereden bileceksin? Değil mi babacığım? Bilmez. Nereden bilsin? Derdini söylemeyen derman bulamaz derlermiş. Açılınız, söyleyiniz. Sağ ol evladım. Sağ ol. Senin çözeceğin bir şey değil. Ben çözeyim baba, hallederiz icabında. Senin hiç değil. Çözebilecekmiş gibi bir de soruyor. Laylon evlat. En azından soruyoruz. Sus, konuşma. Konsantrasyonumu dağıtma benim. Düşünüyoruz burada. İnanmıyorum. Ağabey, sen düşünebiliyor musun? Ayıptır söylemesi. Ne düşünüyorsun abi? Oğlum, 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi finali var. İngiliz'i, İtalyan'ı akın akın memlekete akacak. Bir şey yapmamız lazım. Bu fırsatı gole çevirmemiz lazım. Baksana babamın suratına, perşembe pazarı gibi. Biraz para kazanıp adamın yüzünü güldürmeliyiz ya. Oo, atı alan Üsküdar'a geçti abi. İngilizlere bu saatten sonra ne satacaksın? Köfte mi? Köfte mi? Neden olmasın? Sen bu Atatürk yöntemlerinle babamı zor güldürürsün. Ben Şampiyonlar Ligi planını yaptım bile. İngilizler buradan gittiğinde benim ceplerim parayla dolacak. Ne parası? Ne işi? Ne işi ayarladın? Niye benim haberim yok? İngilizlerin çok sevdiğim bir lafı vardır abi. Goodbye. Gel buraya. Semih. Gel buraya. Semih gel buraya. Bencil insan. Laylon evlat. Acaba ne iş yakaladı? Bana haber vermediğine göre çok iyi bir iş yakaladı herhalde. Uçun benim be. Arabaya bak. Yılan, yılan. Hey. Abicim bir araba ancak bu kadar yakışır. Gençler, maçı nerede seyrediyoruz bu arada? Ne maçı ya? Oho, uyuyorsun be Raficim. Oğlum Şampiyonlar Ligi final maçı. Liverpool geliyor, çıtak. Milan geliyor, çütönk. Ulan bütün dünyanın gözü İstanbul'da, bizim Konyalı'nın haberi yok be. Biliyoruz be, biliyoruz maç olduğunu. Unuttuk işte. Unutmuşmuş. Ulan böyle maç unutulur mu be? Esmer bomba. Rafi, söyle şuna da sırıtmasın artık. İyi ki bir Defne'yle sinemaya gitti ha. Dömbeli sırıtma bak, yasakmış. Ne yasaymış abicim ya? Ulan bir kızla sinemaya gittin, ağzın kulaklarına varıyor. Kazayla elini tutsa var ya, kim bilir ağzın nerelere gidecek. Yakında o da olacak kardeşim. Biz artık Defne'yle çıkıyor sayılırız. Of abla ya. Hasan sağda solda çıktığımızı söylüyormuş. Ne yapacağım ben şimdi? Aman Defne ya. Senin de şu Hasan derdin bitmedi. Çıktınız işte. Çıkmadık abla. Sadece sinemaya gittik o kadar. Hem Rafi de yanımızdaydı. Üstelik ortamızda oturuyordu. Bu sakız muhallebisi aramıza oturmasaydı ben Defne'nin elinden de tutardım. Hadi be. Ben mi istedin sanki? Defne istedi. Ne demek Defne istedi ya? O benim yanımda oturmak ister bir kere. Sen araya girdin. Allah'tan Rafi'yi araya oturttum. Yoksa elimi de tutardı Allah bilir. Hadi canım al şu şekeri de gel peşimden. Ben gidiyorum abla. Sen bu Hasan meselesini hiç ciddiye almıyorsun. Almıyorum tabii. Benim 1000 tane derdim var. Senin Hasan'ınla mı uğraşacağım ben? Ben de senin şeker meseleni ciddiye almıyorum. Kaynana sahibi insan ne olacak? Bana öyle deme. Yarama tuz basma. İnşallah sen de kaynana sahibi olursun. Evine yerleşir. Hulya, 1000 tane köfte için kaç kilo kıyma lazım? Ne köftesi Kadir? Kupa köftesi Hulya, the Champion League. The Champion, la 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 la, the Champion. Aslında var ya abicim, şurada şöyle bir dev ekran olacak böyle koskocaman. Ne bira satarım be. Ulan bendeki şansa bak be. Liverpool var, Milan var ama dev ekran yok. Al bir tane. Nasıl olsa çok maçlar olacak. Alacağım, alacağım. Şu hesabı ödeseniz kralını alacaksın. Öderiz, öderiz. Hallederiz. Zaten halledemezsek senin göbekten böyle bir tane plazma TV yapacağım. Senin de saçlardan böyle bir çanak anten yapacağım. Ondan sonra çok güzel maç seyredeceğiz burada. Ceren, kapat o bilgisayarı da gel çabuk, gözlerim bozulacak. Bozulmaz anne. Aman aman. Buyur baba. Bir saniye mutfağa gelebilir misin tatlı? Tamam geliyorum Kadir. Hadi Hulya, büyük finale az kaldı. Bir cevap bekliyorum. Bak da fizibilite raporu hazırlayacağım ya. Ne fizibilitesi Kadir ya? Git bak kızınla ilgilen. Bilgisayar alından beri başından kalkmıyor. Gözleri bozulacak sonra. Bozulmaz, bozulmaz. Benim kızımın gözleri sağlamdır. Kartal bakışlı yavrum benim. Bıktım artık ya. Vallahi bıktım. Ne dersin Hulya? 5 kilo kıyma yeter mi? Öf Kadir. Ya 5 kilo kıymayla 1000 tane köfte yapılır mı hiç? 6 kilo? 7 de mi yetmez? Kudret. Efendim? Bir derdin mi var senin? Yok bir şey. Var var. Hadi söyle. Bak derdini söylemeyen derman bulamazmış. Sen Hulya, ne 20 kilosu, ne 30 kilosu, sen beni batıracak mısın? Kıymanın kilosu kaç para, senin haberin var mı? Ya nereden çıktı şimdi başta köfte satma işi? Sen bırakmadın mı köfteciliği? Bırakmış olabilirim. Bırakmış olabilirim ama bu İtalyanlara, İngilizlere köfte satmayacağım anlamına gelmez. Biraz konjonktürel davranmak lazım Hulya. Sen hep böyle davranırsın zaten, işine nasıl gelirse. Hulya, 70.000 kişinin toplanacağı bir yerde kaç 100.000 euro olur. Senin haberin var mı? Bilmiyorum, bilmek de istemiyorum Kadir. Bak şimdi Hulya, her birinin cebinde 1 euro olsa 1 çarpı 70.000 eder 70.000 euro. Her birinin cebinde 10 euro olsa 10 çarpı 70.000 eder 700.000 euro. Şimdi kocan gidip bu 700.000 eurodan kendine düşen payı almasın mı? Müjgan Hanımlar epeydir bize gelmiyorlar, hiç dikkat ettin mi? Bayağı oldu sahi. Peki niye gelmiyorlar? Bilmem. Sinan yüzünden. Nasıl? Bayağı işte. Sinan'ın buraya gelmeye yüzü yok. Aa, niye peki? Kötü bir şey mi yaptı? Şampiyonlar Ligi finaline 2 kişilik davetiyem var demişti. Birlikte gideriz demişti. Sonra kolu birden kapandı. Kesin bir başkasıyla gidiyor. Ekti beni. Ah canım. Maça gitmeyeceksin diye mi? Bahriye! Çocuk gibi sevme beni. Maça gidemediğim için değil. Böyle şeyler insanların ilişkilerini bozuyor. Yoksa maç umurumda bile değil. Kükrek. O maçı statta seyretmek vardı be. Kim yapacak o kadar köfteyi peki? Köftecin de yok artık. Evet, bir köftecim yok. Ama bir mutfağımız var Hulya. Hayır Kadir, ben o kadar köfte yapamam. Annem de yardım eder Hulya. 1000 tane köfte dediğin nedir ki? Yoğur yoğur at, yoğur yoğur at. Hayır. Hulya, biraz düşünsene. Senin yapacağın köfteleri İngilizler yiyecek, İtalyanlar yiyecek. Senin yapacağın köftelerin namı Avrupa Birliği'nde yayılacak. Sonra belki daha sonra bu işin ihracatını bile yapacağız. Hulya, biraz vizyonunu geniş tut. Gıdı. Tutmayacağım Kadir. Neyse canım, darlanma sen. Ne zamandı bu maç? Çarşamba. Belki bu akşam getirir davetiyeni. Belki yarın getirir. Gelmez. Kesin başkasına vermiştir. Ben açarım. Oo Sinancığım, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ya neredesiniz siz? Ay vallahi Sinan'ın gelmeye hiç niyeti yoktu ama ben dedim bir uğrayalım, ne zamandır görüşmüyoruz diye. Ne iyi ettiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geç Sinancığım, geç. Merhaba Sinan ben de. Tamam, 1000 köfte olmasın. 900 köfte olsun. 100 köfte için kırmayalım şimdi birbirimizi burada. Kadir, 900 de olsa yapmam, 800 köfte de olsa yapmam. Sana 8 tane köfte bile yapmam. Siz nasılsınız Sinan Bey? Teşekkür ederim Bahriye Hanım. Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız Kudret Bey? Hamdolsun Müjgan Hanım. Bildiğiniz gibi işte. Şüphe ettik bir arkadaşımızdan. Geldi işte. Maça davet etmeye geldi. Siz nasılsınız Bahriye Hanım? Çok şükür Allah'a, iyiyiz. Allah iyilik versin. Benim bir televizyon bulmam şart abiciğim. Bu barı doldurmam şart. Doldur kardeşim, doldur. Biz de geliriz değil mi Rafi? Tabii geliriz. Kusura bakmayın ama ben bu barı hesap ödeyen insanlarla doldurmayı düşünüyorum. Madem buraya televizyon koyacaksın... Ben maçı Defne'yi de çağırsam ya. Kızlar maç sevmez Dombili. Sen öyle san. Artık kızlar senden benden daha fazla futbol izliyor. Onlar erkekler bakıyor oğlum. Ne erkeği be? Futbolculara hani kaslı maslı adamlar. Yapma ya. Ondan mı diyorsun? Hele İtalyanlar üf. Yumurta gibi futbolcular var oğlum. Maldini, Totti, Rossi, Del Piero. Ben size bir çay getireyim. Bu gelin bize bakacağı yok. Zahmet olacak Bahriye Hanım. Estağfurullah. Sinancığım, daha ne haber? Hiç anlatmıyorsun ya. Ne anlatayım Kudret abi? İş güç işte. Hadi be Sinan, ver şu davetiyeyi. Ne yapsam da konuyu maça getirsem. Oo, geniş vizyon sahibi, işini bilen köfteperver iş adamı Sinan abi gelmiş. Hoş geldin Sinan abi. Hoş bulduk Kadir'cim de bu köfteperver neymiş? Köfte seven, köfteye yatırım yapan demek Sinan abi. Sağ ol Kadir'cim, ben de hoş buldum. Pardon Müjgan Hanım, üzerimde bir maç heyecanı var da siz de hoş geldiniz. Maç heyecanı mı? Ne maçıymış bu? Hangi maç? Şampiyonlar Ligi maçı baba. Liverpool, Milan. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya. Bak yahu tamamen unutmuşum. Ya ben de. Aşk olsun Sinan abi. Böyle bir maç unutulur mu? O statta tam 70.000 kişi olacak. Senin gibi büyük bir iş adamı böyle bir kalabalığı nasıl pas geçer Sinan abi? Nasıl unutur? Abi düşünsene, o stattaki herkesin cebinde 100 euro olsa tam 7 milyon euro eder. 7 milyon euro unutulur mu Sinan abi? 7 milyon euro Sinan abi. Bırakalım da bu büyük futbol pazarına da mı Çinliler girsin? Bırak şu Çin'i ya. Aklın fikrin Çin'de. Ne Çin'i? Öyle deme baba. Ben Çinlilerin girmediği pazarları... ...sonra onların girmediği iş kollarını araştırmakla ün yapmış bir iş adamıyım. Sinan'ın girmediği iş kollarını da araştırsan keşke. Yok Kadir'cim. Ben köfte işinde yokum. Zaten statta çok geniş güvenlik önlemi almışlardır. Köfteciye filan izin vermezler. Olur mu öyle şey Sinan abi? Tükrük köftesi satılmayan bir derbi maça derbi maç denir mi? Bir maçın büyüklüğü takımların büyüklüğüyle değil, stadın önünde satılan köftelerin büyüklüğüyle ölçülür. İtalyanın, İngiliz'in köfteyle ne işi olsun? Ha, fish and chips desen hadi neyse. Gerçekten biz Londra'ya her gittiğimizde fish and chips yerdik değil mi Sinancığım? O ne ki Müjgan Hanım? Balık ve patates Bahriye Hanım. Ha. Tamam Sinan abi, fish and chips olsun. Senin bileceğin iş. Nasıl olsa ham madde sana ait. Bana bak, kapat şu köfte konusunu. Koskocaman anonim şirket kurdun, hala arabayla köfte satma peşindesin ya. Öyle deme baba. Biz burada perakende gıda sektöründen bahsediyoruz. Git içeriye kendi kendine bahset. Peki baba, bahsederim baba. Bu işi sonra konuşalım Sinan abi. The Champions League. Büyük maç olacak değil mi Sinan? Evet. Ceren nerede? Sizin torunu epeydir göremiyoruz. Günaydın Hulya. Seni köfte işinden kurtardım. Sinan abi çok güzel bir fikir verdi. Neymiş o? İngilizlere fish and chips satacağız. Ne o? Yani balık ve patates Hulya. Saatlerce köfte yoğurmana gerek kalmadı. 20-30 kilo balık ayıklasan yeterli. Aa, bir de 10 kilo patates soyulacak. Böyle başların Türkiye'de oynanması çok iyi bir şey. Ülke tanıtımına çok büyük faydası var. Sonra insanlarımız dünya yıldızlarını seyretme şansını elde ediyorlar. Maç Türkiye'de olmasa da seyrederler canım. Televizyon nasıl olsa naklen veriyor. En iyisi televizyondan seyretmek aslında. Ama biz yine de statta seyredeceğiz. Sinan'ın davetiyesi varmış. Hem de 2 kişilik. Biriyle de beni götürecek biliyor musunuz? Ya ne güzel. Yapma be Sabri Kaptan. Palamut o kadar eder mi ya? Allah'ın balığı bu. Sabri Kaptan, hadi sen biraz indirim yap da ben 5-10 kilo alayım. Yapamıyoruz. Peki istavritin kilosu kaça Sabri Kaptan? Ha, anladım. Neyse canım, takma kafana. Adam karısıyla gidecekmiş maça. Hani başka biriyle gitse bozulmakta haklısın. Bozulmuyorum. Size söz mü vermişti peki baba? Yok canım, söz vermemiş. Sadece öyle bir bahsetmiş. Ne demek öyle bir bahsetmiş? 2 kişilik davetiye alırım, birlikte gideriz dedi. Bilseydim Müjgan Hanım'la gideceğini kendi biletimi alırdım. Aman baba, ne yapacaksın ki maçta? Bir sürü gürültü. Ya tabii, hem bizim takımlarımız oynamıyor ki. Elin takımları oynayacak, sen de boşu boşuna para vereceksin. Yazık. Maçları anlamıyorsan konuşma Bahriye. Şu an bu maç dünyanın en önemli maçı ve İstanbul'da, burnumuzun dibinde ve ben gidemiyorum. Söyleseydi karıcığına gideceğini, ben başımın çaresine bakardım. Ne kadar önemliymiş. Aa. Baksanıza, bayağı takmış kafaya. Sen ne yaptın Ünsal Kaptan ya? Ne yaptın sen Ünsal Kaptan? Burada toptan balık alımı yapacağız ya. Hadi yap biraz indirim de alayım. Yapmıyor musun? Yapmazsan yapma kardeşim. Bir daha senden balık alırsam neyim? Hadi canım sen de Ünsal Kaptan ya. Çekiyorsunuz balığı denizden, sonra millete fahiş fiyata kakalıyorsunuz. Ayıptır ya, ayıptır. Allah'ın balığı bu ya. Tamam Ünsal Kaptan ya, uzatma ya. Neredesiniz siz? Buradayız. Buradayız. Yarın maça göndereceğim sizi. Maça mı? Allah! Şampiyonlar Ligi maçına mı? Evet. Allah! Büyüksün Kadir abi, nerede buldun bileti? Ne bileti be? Ne bileti şebelekler? Maç seyretmeye değil, fish and chips satmaya gideceksiniz İngilizlere. Nasıl ya? Bayağı ya. Köfte ekmek satar gibi alacaksınız arabayı, İngilizlere fish and chips satacaksınız. Kudretciğim, televizyonda veriyorlarmış maçı, Star kanalında. Biliyoruz. Daha ne, mis gibi izlersin maçı. Ben de sana çay yaparım, ha? Ben çıkıyorum. Hülya. Efendim anne. Çağırsana şu Müjgan Hanım'ı gelsin. Niye? Konuşalım da vazgeçirelim maça gitmekten. Sinan Bey de Kudret'i götürsün. Baksana morali bozuldu adam. Anne nasıl ikna edeceğiz ki? Baksana görmedin mi dün çok hevesliydi. Deneyeceğiz artık. Hadi ara. Dün konuşamadık. Gel çay kahve içeriz de. Maçtan sakın bahsetme. Hadi. İyi peki anne. Yok Kadir abi ben almayayım. Geçen sene Fener Beşiktaş derbisinde köfte satmaya gittik. Bir araba dolusu dayak yedik. Bu sefer dayak yemeye hiç niyetim yok. Benim de niyetim yok. O başka bu başka. Bu maçta köfte ekmek satmayacaksınız. Fish and chips satacaksınız. Ben bilmediğim şeyi satmam. Kusura bakma. Öğretiriz, hallederiz. Biz zaten maç Star'da izleyeceğiz. Çaçar'ın barında. Orada bira da var. Oh! Bana bakın. Şu anda sizinle medeni ve uygar bir tartışma içinde olduğumu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ben size maça gidilecek ve orada fish and chip satılacak diyorsam maça gideceksiniz ve orada fish and chip satacaksınız. Bu bir rica değildir, bu bir emirdir. Sus, çok konuşma. Şimdi doğru gidiyorsunuz ve bir araba buluyorsunuz. Hani o üstü açık seyyar arabalardan, tamam mı? Haydi. Nereden bulacağız patron arabayı? Bulamayız. Bulamayız. Bulacaksınız. Siz bu şirketin ortağısınız. Bir yerden bulacaksınız. Eğer bulamazsanız ikinizi birden ortaklıktan atarım. Haydi yallah. Hoş geldin baba. Hülya, Müjgan Hanım geldiği zaman maçı öyle bir kötüleyelim ki gidesi kalmasın. Tamam mı? Anne anladım. Ben bir kere de anlayabiliyorum. Ben de bir kere söyledim zaten. Kapı, hadi çabuk. Tamam, tamam. Heyecanlanma. Hoş geldin Müjgan abla. Hoş buldum. Hoş buldum Hülya'cığım. Buyur geç. Ay iyi ki çağırdınız. Vallahi ben de bir türlü karar verememiştim. Acaba yarın akşamki maça giderken şöyle frapan bir şey mi seçsem... ...yoksa sade bir şıklık içinde mi olsam... ...bir de size sorayım dedim. Buyur baba, çayım. Sağ ol. Bana bak. Buyur baba. Şu yarınki maç için bilet bulabilir misin sen? Bilet mi? Bulurum tabii baba. Gider alırım. Ya gidip alınsa ben de alırım. Satışlar çoktan bitmiş. Kara borsa diye bir şey var baba. Hallederiz. Nereden alacaksın? Bulunabilir mi? Orası kolay. Sen paradan haber ver baba. Bulursan şu 30 euroluklardan al, 3 tane. 3 tane mi? Evet. Biri bana, biri Semih'e, biri de sana. Sağ ol baba, beni de düşündüğün için sağ ol. Bir şey değil. Babama bir bilet alsam, paranın kalanıyla balık alsam, patates alsam ne olur? Bence çok güzel olur. Ben hemen gidip bir bakayım baba. Biletlere bakayım baba. Bulmadan gelme. Tamam baba. Sen çağırmazsan ben de kendim giderim. Müjgan abla, sen ne yapacaksın maçta? Şimdi maçta bir sürü tezahüratlar olur böyle küfürlü müfürlü. Sen rahatsız olursun. Olmam canım. 2 tane büyük Avrupa takımı oynayacak. Türkiye'de çok büyük bir organizasyon yapmış. Gayet medeni bir ortam olacak. 50-60 bin erkeğin olduğu yer medeni olur mu Müjgan Hanım? Bence de. Hem holiganlar geliyormuş Müjgan abla. Kesin kavga çıkar o zaman. Yok canım. Bayağı bir güvenlik önlemi alınmış. Holigan bu Müjgan abla. Güvenlik mi dinler? Atlar üzerine vallahi. Biz zaten holiganlar tarafında olmayacağız. Milan tarafında oturacağız. Benim zaten Milan takımına karşı özel bir sempatim var. Biliyorsunuz Milano moda dünyasının kalbi. Az gidip oradan kendime ayakkabılar, kıyafetler almadım. Bu gelenler modacı değil ki Müjgan Hanım, futbolcu. Hiç. Yani futbol modasını mı takip edeceksin Müjgan abla? İlahi Hülya'cığım. Hiç gitmene gerek yok. Bu senede her zamanki gibi çubuklu formalar modaymış. Böyle büyük uluslararası bir organizasyonu asla kaçıramam. Hazır davetiyemiz de var. Gidip oradaki atmosferi solumak istiyorum. Ne olacak be abicim? Getireceksin televizyonunu buraya. Ben sana burada 2 tane bira ısmarlayacağım. Hep beraber bağıracağız, çağıracağız, eğleneceğiz, güleceğiz. Ondan sonra alacaksın televizyonuna gideceksin. Hatta ben seni benim yılanla eve bırakacağım. Tamam be abicim, tamam. Ne kıymetli malın varmış be. Bundan sonra senden 1 tane yine istersen. Bakıyorum abicim, bakıyorum. Kusura da bakıyorum, musura da bakıyorum. Hadi güle güle. Aman be, aman be. Nereden bulacağım ben kardeşim seyyar köfte arabasını ya? Ben ne bileyim ya, biri bana soruyor. Hasan, Rafi, olmaz ya. Bana bir akıl versenize. Kim bana televizyon verir abicim? Allah Allah, herkes de bir şey arıyor. Nereden bileyim ben kardeşim? Maç yarın kardeşim. Bana bir televizyon bulmanız lazım. Benim burayı doldurup taşırmam lazım abicim. Merhaba Kudret abi. Oo Sinan. Hoş geldin. Buyur geç otur. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada tek başına? Hatırlıyorum. Ne olur kızma bana Kudret abi. Müjgan atlayıverdi senin davetiyenin üstüne. Ya bunu Kudret abiye ayırdım filan dedim ama başladı yaygaraya. Yok ben senin karın değil miyim? Yok beni sevmiyor musun? Mecbur kaldım. Tamam Sinancığım tamam. Önemli değil. O senin karın tabii. Gerçi ben olsam sözümü sonuna kadar tutardım ama olsun. Olsa karın. Nasıl hayır diyeceksin ki? Ya arbede çıkarsın Müjgan abla? Yazık olmaz mı elbisenizi? Arbede mi? Bip tribününde mi? Daha neler? İstersen bize gel, televizyonda izleyelim Müjgan Hanım. Tabii ya, televizyonda yakından gösterir, uzaktan gösterir, tekrarlarını gösterir. Ya gol olunca kaçırırsan Müjgan abla? Aman canım, ben golünde falan değilim ki. Ben international bir sosyal aktivite için orada bulunuyorum. Dünyada 3 milyar kişi izleyecekmiş bunu. Düşünsenize, ben canlı olarak izleyecek ilk 60 bin kişinin içindeyim. Ya, hayatımın anlamı. Al bakalım. Nedir bu Kadir? Seninle beraber bir balık kokusu geldi içeriye. Evet, tam üstüne bastın, ayağını kaldır Hulya. Balıkları aldım, sen ayıklamaya başla. Hayır Kadir. Aa, lütfen ama Hulya, lütfen. Hulya, ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin, içimi seninle ısıtıyorum. Ben sana... Tamam. Peki tamam ayıklarım. Ama anneni de yolla tamam mı? Tek başıma yapalım. Tamam Hulya, hallederiz. Ulan babamın bilet parasını da harcadım. Ne yapacağım şimdi ben? Hoş geldin evladım, gelsene. Merhabalar, hürmetler. Yani ben öylesine söylemiştim Kudret abi. Yani o zaman davetiye bile yoktu ki elimde. Tamam Sinancığım, tamam anlıyorum. Yapma Kudret abi, üzüyorsun beni ya. Estağfurullah. O üzüntü bize ait. Kusura bakma Kudret abi. Hani ne yapar eder Müjgan'ı vazgeçiririm diyeceğim ama... ...bilette isim var. Kimlik kontrolü yapıyorlar. Biletteki isim tutmazsa almıyorlar. Terörizme karşı bir önlemmiş. Yoksa ben istemez miyim seninle gitmeyi? Yok canım. Sen karıcığınla git. Önemli değil. Yok canım, niye vazgeçeyim? Hayatta vazgeçme. Ne güzel fırsat. Ne yani, şimdi Sinan abi de Şampiyonlar Ligi finaline 2 tane davetiye var, öyle mi? Federasyonda hatırlı tanıdıkları var tabii. Biliyorsun öyle herkese davetiye vermezler. Ha. Sinan abi ve davetiyeler. Babamın bilet parasını harcadık. Mecburen Sinan abininkileri ele geçireceğiz. Müsaadenizle hanımlar, benim acilen ofise gitmem gerekiyor da. Hadi Rafi, gidip de bulalım şu arabayı ya, gözünü seveyim. İyi hadi gel. Oğlum, bir kere de ödeme yapın be, bir kere be! Sizin yüzünüzden milletten televizyon dileniyorum ben. Of Kadir, of ya! Ya bir balığın eksikti. Ne var? Ne güzel iş akıl etmiş çocuğum. Anne yani bu kadar balık biter mi? Her tarafın balık kokacak. Hı, kokacak tabii. Evladım evine ekmek getirmeye çalışıyor. Biraz yardım etsen ne olur? O zaman siz de patatesleri ayıklayın anneciğim. Tek başıma yetiştiremem. Yardımcı olun oğlunuza. Ayıklarım tabii. Nerede patatesler? Şurada. Of, bayağı da çokmuş patates. Ne yaptı biletleri? Biletle? Sakın bulamadın deme. Bak Sinan'a çok büyük konuştum. Maça ben de gidiyorum dedim. Tamam baba, hallederiz. Halledemezsen bozuşuruz. Baba laf ağızdan bir kere çıkar. Ben çıkıyorum. Bana bak, biletleri bul, akşam eve getir. Tamam baba, bulurum baba. Ay, burası çok pis balık kokmuş. Aa, öyle mi canım? Ay çok teşekkür ederiz tespitin için. Biz de ne kokuyor diye merak ediyorduk. Kızım, annene bulaşma. Balıklara kızıyor, sana bağırıyor. Ne olacak bu kadar balıkla, bu kadar patates? Ne bileyim ben. İngilizlere hadi balık patates satacaksın, bari doğru düz bir balık seç. Ne anlar İngilizler sardalyadan, mardalyadan? Öğrenirler işte, fena mı? Türk kültürünü tanırlar. Evet anne, Türk turizmine bir destek de sen ver. Ah, veriyoruz işte. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hoş geldin Tankut enişte. Hoş bulduk Ceren'cim. Aa, nereye kaçıyorsun hemen? Bilgisayarımda oyun bekliyor. Pause yapmıştım. Devam edeceğim. İyi, hadi bakalım. Merhaba Kudret amca. Merhaba. Nasılsın Kudret amca? Hoş bulduk. İyiyim, iyiyim. Yarın maçı nerede seyrediyorsun? Statta. Statta mı? Evet. İnanmıyorum. Biletin mi var? Var tabii. Niye olmasın? Sinan abideki biletleri mutlaka ele geçirmem lazım. Eğer bilet bulamazsam babam oyacak beni. Bulduk arabayı Kadir abi, aşağıda. Aferin, hemen arabayı buraya getirin. Buraya mı getirelim? Evet, üzerine tesisat kuracağım. Ne mühim maçmış bu ya, ben bile merak ettim vallahi. Ya merak edilmeyecek gibi mi yeşil gözlüm? Şampiyonlar Ligi finali bu, Dünya Kupası'ndan bile daha önemli. Kim oynuyordu? İngilizlerle İtalyanlar. Ay, İtalyanlar yense bari. Niye İtalyanlar yensinmiş? Aa, ne bileyim, ben İtalyanları çok severim de ondan. İtalyanlara ilgin olduğunu bilmiyordum. Aa, ne ilgisi canım? Futboldan anlamadığına göre bir tek kriterin olabilir. Neymiş o? Tipleri. Tankutcuğum, Kudret amcanın yanında kıskançlık yapmayacaksın herhalde. Bence İtalyanlar hiç de yakışıklı değiller. Hatta tipsizler. Değil mi Kudret amca? Vallahi ben futbollarını beğeniyorum. Ben de. Hadi canım. Bence İngiliz futbolu İtalyan futboluna 10 basar. Bir kere İngiltere futbolun 5'i, İtalya neyin 5'i? Ha? Kadir abi, İngilizlerin böyle bir tezgahtan balık alacağına emin misin? Alırlar tabii. Niye almasınlar? Önemli olan doğru yerde durmak. Yani İngilizlerin stada girdiği yerde. Peki biz İngilizlerle nasıl anlaşacağız? Siz fish and chips diye bağırın, onlar anlarlar, gelir balıkları alırlar. Bağır bakayım Don bilir. Ne diye? Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Fish değil, Don bilir, fish değil. Fish, fish and chips. Sen söyle bakayım. Fish and chips. Aferin kok gömürü. Hasan'a öğret. İyice çalıştır. Ha bir de İngilizce rakamları öğrenin. Fiyatlarda bir karışıklık olmasın. Holiganlardan kazık yemeyin. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım ben çıkıyorum. İyi akşamlar. Çalıştığınızı duyamıyorum. Fish and chips, fish and chips. Aman, nesini çalışacağım be? Doğru söylüyorsun, ben de ne çalışayım ya? Ben bu maçta İngilizleri tutuyorum. Bence Liverpool Milan'a 5 çekecek, 5! Ay tamam Tankut, çeksin. Tamam, çeksin diyorsun ama İtalyan sempatini hala devam ediyor değil mi? Ben daha hayatımda yakışıklı İtalyan görmedim. Sen gördün mü Kudret amca? Bakacağız yarın. Bak sayıyorum. Roberto Benigni, Pierluigi Collina, Antonio Vivaldi, Benito Mussolini. Bunların hepsi tipsiz. Demek kıskanıyorsun. Sonra Albano Power, Don Vito Corleone, Scarface. Bunlar da tipsiz. Bir de neydi o şu Il Postino filminde oynayan dişleri dökük İtalyan? Philip Noire, tipsiz. Ay, tamam Tankut, tamam. 3-5 tane tipsizleri var, onları da buldun çıkardın. Heh, kendi ağzınla yakalandın. Demek 3-5 tane tipsiz var, geri kalan hepsi çok yakışıklı. İnşallah Milan yener. Ben Milan'ı tutuyorum. Tutamazsın efendim, tutamazsın. Bu ailenin bir futbol politikası var. Sert ve kırıcı İtalyan futbolunu destekleyemeyiz. Fair play'i hiçe sayamayız. Tamam evladım, tamam. Sakin ol. Sende de İtalyan tipi var Kudret amca. Lütfen yarın maçı beraber seyretmeyelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Çok yavaş çalışıyorsun Hulya. Daha balıkların yarısı duruyor. Patatesler de öyle. Akşama maç var. Biraz hızlı olun. Kuyikli. Başlatma Allah aşkına balıklarından ya. Zaten ellerim balık kokuyor. Hala gitmedi. Bırakırım vallahi bak. Tamam, tamam Hulya. Tamam bir tanem, tamam nur tanem. Hadi ben çıkıyorum artık Hulya. Kadir. Efendim baba. Ne oldu biletler? Biletler bugün geliyor baba. Bugün kesin geliyor mu? Kesin baba. %75 kesin. O ne biçim kesinlikmiş öyle? Kesin işte baba. Yo. Maç günü geldi çattı. Sen bilet bulamazsın. Parayı geri ver. Parayı mı? Evet. 200 lira verdim sana. Parayı geri ver. Baba ben parayı verdim. Biletleri bekliyorum. O biletler eğer bir gelmesin. Bir gelmesin. Yok baba, o iş bitti. Biletler hazır. Bugün eline geçecek baba. Hadi ben çıkayım artık baba. İyi günler baba. Bu da bir iş becerecek de biz de göreceğiz. Var ya, vereceğim bir tane televizyon 1500 liradan su getirdim be kardeşim. Tamam, istemiyorum televizyonu. Al turşusunu kur. Psikopat. Ulan şu bara bir televizyon bulamadık be. Günaydın personel. Günaydın Kadir abi. Nasıl, büyük maça hazır mıyız? Hazırız. Güzel, şimdi arabayı alıyorsunuz, doğruca eve gidiyorsunuz. Oradan patatesleri, balıkları yüklüyorsunuz, doğruca stada gidiyorsunuz. Anlaşıldı mı? Kadir abi, stada neyle gideceğiz biz? Teyyareyle. Ne demek neyle gideceğiz? Yürüyerek gideceksiniz tabii ki. Yürüyerek mi? Atatürk Olimpiyat Stadı'na, ha? Yok, İnönü Stadı'na. Oğlum maç nerede? İyi de Kadir abi, 2 adım daha yürürsek Tekirdağ. O kadar yolu nasıl yürüyeceğiz biz? Canım, madem canınız tatlı, bir yolunu da siz bulun. Her şeyi benden beklemeyin ya, biraz yaratıcı olun ya. Hadi Zafer, hadi gel. Ben de şu Sinan abi bir arayayım bakayım. Elim hala balık kokuyor ya. Nihayet bitti. Benimki de. Of, şunlar bir satılmasın sorarım o Kadir'e ben. Aa, satılmaz olur mu canım? Boşuna mı uğraştık bu kadar? Aman anne Kadir bu belli olmaz onun işi. Ah ayağım tak. takıldı. Hay Allah, çok özür dilerim Sinan abi. Ah, pardon Sinan abi, üstüne çay döktüm. Bak ceketinde çay oldu Sinan abi. Ver şu ceketi, ben hemen bir suya tutup da geleyim Sinan abi. Sinan abi, ceketinde çok güzelmiş Sinan abi. Eğer biletler cebindeyse biletleri alırım. Ya değilse ne yapacağım? Merhaba Kadir. Hayırdır? Merhaba Sinan abi. Geç otur abi, gel. Gel abi otur. Geç abi. Ya saat kaç oldu, bizim biletler hala gelmedi ben. Geldi galiba. Ne? Merhaba Kudret amca. Merhaba. Merhaba. Biz balıkları almaya gelmiştik. Bariye teyzenler mutfakta. Gidin alın. Hadi çabuk, her taraf balık oldu zaten. Hadi geç. Şu fish and chip işine girmedin ya Sinan abi. Acayip hata ettin ha. Bunları konuşmak için çağırmadın herhalde Kadir. Evet, bunları konuşmak için çağırdım Sinan abi. Çocuklar yoldalar, stada gidiyorlar abi. Bak, hala ortak olma şansın var Sinan abi. Eğer balık parasını yersin... Ah, hay Allah, hay Allah! Aman be Sinan abi, ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Hay Allah, üstüne çay döküldü abi. Abi çıkar, hemen ben bir şey tutayım. Dur, burada sileriz, tamam. Yok abi, olur mu öyle şey? Leke yapar sonra, dur ben hemen sileyim abi şunu. Ceketinde pek güzelmiş abi, güle güle kullan. Sinan abi. İşte bu. Bak sakın dökmeyin bunları ha. Ben saatlerce uğraştım bunları ayıklamak için. Dökmeyiz yenge, dökmeyiz, merak etme. Hepsini satın, olur mu evladım? Vallahi stada varabilirsek satacağız. Ne demek varabilirsek? Neyle gideceğiz? Arabamız da yok. Kadir'in işleri işte. Ta buradan oraya çocukları yürütecek ya. Ne kadar beceriksiz bir adam bu ben. Yani bir iş yapacak, onu da yarım yamalak. Hadi hadi siz çıkın, gitmenin bir yolunu bulursunuz. Tamam Sinan abi. Sildim. Artık leke falan olmaz. İyi abi. Sağ ol. Evet. Kusura bakma abi ya. Tamam, bir şey kalmamış abi. İyi tamam, ben gideyim. Akşam maça gideceğiz ya, yavaş yavaş hareketlenmek lazım. Aa, doğru. Güle güle abi. Hadi iyi seyirler abi. İyi seyirler. Bu isimler ne ya? Sayın Müjgan Salihoğlu, Sayın Sinan Salihoğlu. Hayda, olur mu böyle şey ya? Heh, şimdi oldu işte. Vay be, senden hiç umudum yoktu doğrusu. Aşk olsun baba, teessüf ederim. Bizim de herhalde Şampiyonlar Ligi camiasında bir karizmamız, bir çevremiz var herhalde. En çok ben mutlu oldum. Baba oğul maça mı gideceksiniz şimdi siz? Evet anne. Sahi, niye iki tane? Semih'inki nerede? Semih'inki yok, çünkü Semih ortada yok. Semih nerede? Kim bilir yine ne boş işlerle uğraşıyordur. Biz burada babamızı mutlu etmek için elimizden geleni ardımıza koymayalım. O laylon evlatsa... Tamam tamam, başlama şimdi kardeşin arkasına atıp tutmaya. Hadi erken çıkalım da maçın havasına girelim. Peki baba, buyur baba. Çıkalım mı? Biz gidiyoruz. Güzel bir maç olur umarım baba. Eğleniriz bol bol baba. Ben ceketimi de vereyim sana. Ver çabuk ol, çabuk hadi. Tamam baba. Gideyim baba ben. Ya bırakın ben giyelim şunu. Tamam baba. Aç kapıyı. Gel baba. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Sonunda buldum televizyonu. Pek dev ekran olmadı ama maç büyük maç. Ekran küçük olsa ne olur? Uçun, uçun. Sinan, sana inanamıyorum. Nasıl kaybedersin davetiyeleri? Ay aklım almıyor vallahi. Ya Müjgan, eminim diyorum, ceketimin cebindeydi. Hülya'cığım, hiç burada maç davetiyesi düşürmüş müyüz? Yok Müjgan abla, ben görmedim. Al, al bak işte burada da yok. Nasıl düşmüş olabilir? Ceketin iç cebinden nasıl düşer anlamıyorum. Yani düşürmüş olamam. Sen ceketin hiçbir yerde çıkarttın mı? Çıkarttım. Kadir nerede? Maça gitti babasıyla. Ne oldu? O mu aldı yoksa? Ne? Bilmiyorum. Emin olmadan bir şey söylemek istemem. Biraz oturalım, sakin sakin düşünelim. Ay ne oturması Sinan? Hadi bul şunları, maçı kaçıracağız. Maçı kaçırdık bile. Buradan stadyuma gitmek en az 2 saat sürer. Kimi arıyorsun? Alo, Atatürk Olimpiyat Stadyumu mu? Güvenlik lütfen. Tamam, bekliyorum. Ne olmuş Hülya? İyi günler. Bugün maça gelecektim, davetiyem kayboldu. Çalınmış da olabilir. Sinan Salihoğlu, Müjgan Salihoğlu. Abi niye kimse gelmiyor be? Bu kadar da ilan astık be abicim. Aha geliyorlar. İnsanlar ilanı görmeye başladılar. Vallahi ben bilmem kardeşim. Arabayı orada sen bıraktın, sen açıklarsın kadın abi. Bir dakika ya, ben mi açıklayacağım? Evet. Sen açıkla, sen Allah bıraktın. Allah Allah. Siz miydiniz fişent cipsçiler? Allah aşkına dalga geçme Çaça ya. Kadir abinin aklına uyduk, satışa gittik. Polisler bizi stada yaklaştırmadılar, yemin ediyorum. Vallahi doğru söylüyor. İnsan bir araştırır, ne var ne yok. O öyle araştırmadan yolladı bizi. Bütün balıkları kedilere bıraktık şerefsiz. Kusura bakmasın kardeşim kimse. Ben bu maçı kaçıramam, izleyeceğim. Ben de. Hadi geçin, geçin. Maç başlayacak zaten. Çıksana be oğlum. Hadi oğlum, açıl, açıl. Nasıl kaybedersin Sinan? Şimdi şurada olmak vardı. Ay vallahi festival gibi, şuna bak. Müjgan, yapacak bir şey yok artık. Televizyondan seyredeceğiz. Siz de mi İtalyanları tutuyorsunuz Müjgan Hanım? Evet. Sen Hülya? Ben İngilizleri tutuyorum. O kadar balık ayıkladım adamlara. Ben de. İşte bu. Tabii. Görünüşe aldanmayan, mantıklı, bilinçli futbol seyircisi. Bence İtalyanlar kazanacak. İngilizler. İtalyanlar. Göreceğiz bakalım. Ve İngiltere'nin Avrupa'daki en başarılı temsilcisi Premier Lig'in beceriksiz. Benim hatam değil baba. Bileti satan adamın suçu. Ben ne yapayım yani? Aa, ne oldu? Ne olacak? Ya bu senin oğlun var ya, beni rezil etti be. Sahte davetiyelerle stada sokmaya çalıştı. Bir de bunun yüzünden soruşturma geçirdim. Kimden aldın onları ha? Kimden? Benden aldı. Daha doğrusu çaldı. Ay inanmıyorum, sen miydin o? İftira baba. Hadi Kudret amca, terlik mi atacaksın, ne yapacaksan yap. Maç başlıyor ya. Evet Kudret amca, İtalyanlar sahaya çıktı bile. Baba, maçtan sonra şey yapsam baba. Maçtan sonra baba, dur sakin ol. Maçtan sonra canlı okuyacağım. Tamam. Ben de. Ben de. Tamam, geç otur şuraya, tamam. Geç, sakin olun, tamam. Tamam, dur ya.